Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün de 25 dakikalık, yarım saat yakın süremiz boyunca uluslararası gündemde öne çıkan maddeleri inceliyor olacağız ve aynı zamanda ekonomik faaliyetlere dair bir pencere açacağız. Rusya, Polonya ve Bulgaristan'a Gazprom aracılığıyla gaz akışını durdurdu. İnceleyeceğiz şu anki güncel haber başlıklarında ön sırayı çekiyor ki savaşta da 2 ayın geride kaldığını belirtelim. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre Ukrayna hava sahasında üstünlüğünü koruyor ve Almanya şansölye yardımcısı ise Almanya'nın Rus gazından bağımsızlığını sağlayabileceğini işaret ediyor. İnceleyeceğiz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir temasına bakalım. Diplomasi trafiği de sürüyor bu bağlamda. Erdoğan'ın güncel olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi oldu. Detayına bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Guterres, Moskova'da Rus Devlet Başkanı Putin'le gerçekleştirdiği temaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 25 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüş, ardından Moskova'ya gitmişti. Guterres'in yarınsa Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geleceği bildirildi. Avrupa Birliği tarafından bir haber var. Göç politikasının güncelleneceğine ilişkin Ukrayna'dan gelen sığınmacılara burada iş anlamında kolaylıkların sağlanacağı ibaresi dikkat çekiyor. Avrupa Birliği yeni teklifle iş gücü açığını kapatmanın yanı sıra düzensiz göçü engelleyerek yasal göçe de teşvik etmeyi, ekonomisine katkı sağlamayı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi ve uzun vadede göç yönetimini geliştirmeyi hedefliyor. Teklif, Rusya'nın saldırısı sonrasında Ukrayna'dan gelen 5 milyondan fazla Ukraynalı'nın Avrupa Birliği iş gücü piyasasına dahil olmasını kolaylaştırmasını da amaçlıyor. Teklife göre Avrupa Birliği'nin oturma ve çalışma izinlerini içeren tek izin yönetmeliği ve uzun süreli oturum yönetmeliği güncellenecek. Tek izin başvuruları hem çalışanlar hem de işverenler için kolaylaştırılacak. Başvurular Avrupa Birliği ülkelerinden ve Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yapılabilecek. İşçiler başka işlere daha kolay geçiş sağlayabilecek. Yine Avrupa Birliği tarafında von der Leyen konuştu ve Rusya'yı şantaj yapmakla suçladı. Söz konusu gaz akışıyla birlikte Polonya ve Bulgaristan'a karşı gerçekleşen ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Rus enerji şirketi Gazprom'un bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelere doğal gaz akışını kesmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Gazprom'un tek taraflı olarak Avrupa'daki müşterilere gaz tedariğini durdurduğuna işaret eden von der Leyen, bunun Rusya'nın doğal gazı bir şantaj aracı olarak kullanmaya yönelik girişimi olduğunu söyledi. Von der Leyen, Rusya'nın Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını kesmesinin haksız ve kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Bu durumun Rusya'nın güvenilmez bir doğal gaz tedarikçisi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Leyen, bu senaryoya karşı hazırlıklıyız değerlendirmesinde bulundu. Bir de Deutsche Bank tarafında dikkat çeken bir rapor var bugün. Amerikan ekonomisine ilişkin ve bir süre ekonomik durgunluk olabileceğinin altını çiziyor. Banka, Deutsche Bank, ABD ekonomisinin durgunluk yaşayacağını öngörüyor ve banka, ABD'de yüksek enflasyon yüzünden Fed'in sıkılaşmayı hızlandırması sonucu ekonominin resesyona girebileceği konusunda da bir uyarıda bulunuyor. Deutsche Bank ekonomistlerinin kaleme aldığı raporda büyük bir durgunluk yaşayacağız ifadelerine yer verildi. Raporda Fed'in politika faizinin %5 ile 6 aralığına çıkabileceği ve ABD'nin gelecek sene resesyona gireceği tahmini de dikkat çekti. Son haberimiz Çin'e bir şirket özelinden drone üreticisi Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını durdurduğunu belirtti. Çinli drone üreticisi DJI, Rusya ve Ukrayna'daki operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu belirtti ve DJI, Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'daki operasyonlarını askıya alan ilk Çinli şirket olmuş oldu böylece. Çinli uluslararası şirketler, Pekin yönetiminin Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlara karşı çıkması nedeniyle bu ülkedeki faaliyetlerini askıya alma konusunda çekingen davranıyor. Daha önce mobil taksi uygulaması DiDi Global, Rusya'daki hizmetlerini askıya alma kararından vazgeçmişti.
öne çıkan başlıkları aktardık. Şimdi bir de fiyatlamalardaki güncel tablonun üstünden geçelim ve ilk olarak ekranlarınıza pariteler geldi. Dolar endeksindeki yükseliş sürüyor. Özellikle 100 seviyesinden sonra ivmenin arttığı gözüküyor. %0,62'lik bir yükseliş söz konusu şu dakikalarda. Euro ve Pound'un dolar karşısında düşüşleri var. Dolar endeksindeki yükselişle de birlikte Euro-Dolar'da seviyenin 1,05'e geldiği gözüküyor. %0,80'e yakın bir düşüş var şu an. Pound-Dolar tarafında da yine %0,24'lük bir aşağı yönlü hareketle seviyenin 1,25'te olduğunu belirtelim. Dolar yen ve İsviçre frangı karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Dolar yen 128,06 seviyesinde %0,66'lık bir yükselişle birlikte, dolar İsviçre frangında ise yine benzer yüzdeli bir yükselişle seviyenin 0,96'da olduğunu söyleyelim. Ve Amerika'dan devam edelim. Alıcılı bir tablo var. Dow Jones tarafı %0,50'nin üstünde artışta, 33.370 puan seviyesi dikkat çekiyor. Şu anda S&P'ye döndüğümüzde de yine %1'e yakın yükselişlerle seviye 4.178 puanda ilerliyor. Nasdaq Teknoloji Endeksinde %1,50'ye yakın yükseliş söz konusu, 13.007 puan seviyesi kaydediliyor şu an. Amerika'dan tahvil getirileriyle devam edelim. 2 yıllıklardaki toparlanma sürüyor. %0,80'lik yükseliş var. 2,51 seviyesi gözüken. 10 yıllıklarda bir nebze geri çekilme var. 2,74 seviyesi gözüküyor ve %2,86'lık bir düşüş var. 30 yıllık tahvil getirilerine baktığımızda ise %0,50'nin üstünde artışlar sürüyor. 2,84 güncel seviye. Emtia piyasasının da üstünden gidelim. Ham petrol tarafında yükseliş hareketlerini takip etmiştik gün içinde. Şu an bir nebze geri çekilme var. %0,83'lük ve 100 dolar fiyatlaması karşımıza çıkıyor varil başına. Brent petrol tarafına döndüğümüzde düşüş sürüyor. Varil başına 103 dolar 85 sent fiyatlaması var. %1,28'lik düşüşle birlikte. Altının onsunda ise %0,60'a yakın yine bir düşüş hareketiyle 1894 dolar fiyatlaması karşımıza çıkıyor. Değerli izleyenler, şimdi konuğumuz bizlerle olacak emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le son haberleri ve enerji tarafını özellikle değerlendireceğiz. Zafer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Bugün çokça konuşuldu. Biz de bir başlık atarak buna başlayalım isterseniz. Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya gaz akışını durdurduğu haberini takip ettik. Bunun yanı sıra ama önceden söz konusu iki ülkenin zaten alımı kendilerinin durduracaklarını söylediğine dair de iddialar var. Ki Avrupa Birliği'nin nihai amacının gaz bağımlılığına bir son vermek olduğunu da biliyoruz. Yine von der Leyen'den açıklamalar var Avrupa Birliği ayağında. Almanya tarafında şansölye yardımcısı konuştu ve Almanya'nın gaz bağımlılığından kendini ayrıştırabileceği noktasında önemli ifadeleri oldu kendisinin. Şu an ama Avrupa Birliği tarafına baktığımızda bunun tek taraflı bir hamle olduğuna dikkat çekiliyor ve tepkiler de bu çerçevede şekilleniyor. Nasıl yorumlarsınız direkt olarak fiyatlamalar üstündeki etkisini ve bu dengeler çerçevesinde süreci? Aslında bugünkü fiyatlama içerisinde bir miktar yükseliş yol açmıştı bu haber. Özellikle sabahleyin bir miktar alıcılığı başladık ama genel tabloya baktığımız zaman burada satış baskısının bir miktar daha etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü bazı ülkelerin ruble cinsinden ödemeleri yaptığına ilgili haberler geldi. Bu da aslında petrol yaptırımlarının bir nevi Avrupa tarafından çok da aslında yürürlüğe konmayacağına yönelik bir beklenti doğurdu. Bu da petrol fiyatları üzerinde bir miktar satış baskısına yol açtı. Her ne kadar bu iki ülkenin alımları durduracağını belirtmesine rağmen. Genel olarak baktığımız zaman da petrol fiyatlarında özellikle Rusya-Ukrayna savaşına yönelik belirsizlik, risk fiyatlaması hala petrol fiyatları üzerinde devam ediyor. Raporlara baktığımız zaman ise yükselişler olabileceğine yönelik beklentiler var.
Fakat genel o tablo içerisinde ben hala satış baskısının bir miktar daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş bantla daralıyor, hareket aralığı da daralıyor. Hatırlarsanız Mart ayında öncelikle 130 dolar seviyelerini görmüştük. Sonrasında 115 dolar seviyelerine gitmişti ve en son 108 dolar civarına kadar bir yükseliş yaşanmıştı. Aşağıda 101,5 seviyesi önem kazanmış durumda. Yukarıda direnç olarak da 105,5 seviyesi var. Bu iki bant arasında gidip gelen bir petrol fiyatı görüyoruz ki aşağıda özellikle 95,5 desteği var ki aşağı sarkmalarda bu seviye görülüyor. Ben yeniden 95,5 seviyelerinin Brent petrol tarafında görülebileceğini düşünüyorum. Kısa vadede açıkçası dengeleri değiştirecek bir tablo şu anda gözükmüyor. Rusya-Ukrayna fiyatlamasına rağmen fiyatların yukarı gitmekte zorlandığını görüyoruz ki bunda tabii OPEC ülkelerinin arzı sonrasında stoklardan ABD ve Japonya'nın stoklarından petrol stoklarından satışı yapması. Burada bir miktar satış baskısını doğurdu ama bir diğer taraftan da özellikle faiz arttırımları nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişeler var. Gelen veriler de bu bir yavaşlamaya işaret ediyor büyümede. Bu da petrol fiyatları üzerinde bir baskı oluşturan unsurlardan bir tanesi. Bu hafta için konuşacak olursak kısaca 105,5 seviyesi, aşağıda da 101,5 seviyesi var ki keza şu an itibariyle bir miktar satışların etkili olduğunu görüyoruz. 104 seviyesinde şu anda. Bu seviyelerin altında 101,5'a kadar bir gevşeme görebiliriz. Onun altına geçerse de 95 seviyeleri önem kazanacak. Ama bu hafta özellikle 101,5 seviyesi ve 105,5 seviyesi önemli. Gelecek hafta ise Türkiye'de piyasalar kapalıyken özellikle FED tarafından gelecek açıklamalar önemli olacak. Burayı izliyor olacağız. Rusya-Ukrayna'dan gelecek açıklamalar da önemli ki sizin de belirttiğiniz gibi özellikle iki ülkenin alımlarını durduracak olması burada petrol fiyatları üzerinde tabii ki etkili. Ama çok da fiyatlar üzerinde baskı oluşturan bir unsur olarak göremedik şu aşamada. Çünkü Avrupa tarafında ödemelerin yapıldığı, talebin devam ettiği ve Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilerin bir miktar daha sanki olumlu devam ettiği gözüküyor. Buradan anlaşma çıkarsa petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme görebiliriz ki 95 seviyesinin kırılması Brent petrolde 85 seviyelerinin kadar görünmesine bile yol açabilir. Zafer Bey, ekonomilerde sıkça resesyon vurgularının yinelendiğini görüyoruz. Almanya tarafından bir örnek vermiştim. Bir son dakika geldi. Almanya Ekonomi Bakanı Rusya'nın gaz akışını kesmesinin Almanya'da resesyonu tetikleyeceğini belirttiği var. Ki Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte Almanya'da büyüme tahminlerinin de aşağı yönlü revizelerle karşı karşıya kaldığını takip ediyoruz son dönemde. Bununla birlikte Deutsche Bank'tan gelen bir rapor var. Amerika ekonomisi özelinde. Orada da yine resesyon vurguları sıkça yer aldı ve önümüzdeki dönem bir durgunluğun da yaşanabileceğinin altı çizildi söz konusu raporda. Farklı firmalardan, farklı kurumlardan ama Deutsche Bank'la ters düşen, bağdaşmayan açıklamalar da var. Deutsche Bank'ın öngörülerinin aksine Goldman Sachs o kadar kötümser değil ama bu tahminleri nasıl değerlendirirsiniz? Hem de ekonomilerin karşı karşıya kalabileceği bu resesyon riskini. Aslında bunu baktığımız zaman evet ekonomik büyümede bir yavaşlama var. Küresel büyümenin yavaşlaması bekleniyor zaten. Resesyon beklentileri zaten konuşuluyor ki bu hafta başında özellikle pazartesi günü, salı günü bu fiyatlamaların hem emtialar tarafında hem de riskli varlıklar tarafında etkili olduğunu gördük. Borsa İstanbul'da da satışlar vardı ki bunun asıl arkasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi de küresel büyümeye yönelik endişelerdi. Resesyon endişeleriydi. Fakat acaba tek endişe resesyon mu? Yani şimdi baktığımız zaman Avrupa'da son yılların en yüksek enflasyon rakamı geliyor. Amerika'da keza son o 10 yılın en yüksek rakamları geliyor. Küresel anlamda enflasyon ciddi boyutlarda ve biz küresel büyümenin yavaşlamasını konuşuyoruz. Yani aslında bir isim koymak gerekirse belki resesyon endişelerinden ziyade acaba stagflasyon endişeleri mi var diye konuşmak lazım. Yani düşük büyüme ve yüksek enflasyon ortamı ki keza şu anki veriler bize bunu gösteriyor. Faiz arttırımları enflasyonu yavaşlatabilir mi? Evet yavaşlatabilir ama son gelen enflasyon verilerine baktığımız zaman beklentilerin iki katından yaklaşan bir veri gelmişti. Yani çok ciddi bir sapma vardı.
Bu da acaba merkez bankaları geç mi kaldı, yapılacak faiz arttırımları yeterli olacak mı sorusunu gündeme getirdi ki geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın açıklaması da aslında bunu doğrular nitelikteydi, endişeleri doğrular nitelikteydi. 0.25'ten 0.50'lik bir faiz arttırımı masada diye konuşuldu. Hatta belki 0.75'leri konuşuyor olacağız önümüzdeki toplantıda. Bu da tabii ki kayda değer ve aslında bu endişeleri doğrular nitelikte açıklamalardı. Piyasanın da özellikle riskli varlıklarda, borsalar tarafında bu kadar sert satışların gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de buydu aslında. Biz resesyonu konuşurken acaba stagflasyona mı gidiyor dünya diye endişeler var. Evet, buradan Amerika tarafına döndüğümüzde bir sonraki toplantıda 50 bas puan faiz artırımı net gözüyle bakılan bir olgu. Fakat önümüzdeki toplantılarda nasıl bir yol izleneceğini öngörürsünüz ve agresif adımların artırılacağını söyleyebilir miyiz bu noktada? Amerika nasıl bir politika izleyecektir sizce? Aslında tam bu biraz önce konuştuklarımızla paralel merkez bankaları bence gittikçe şahinleşecekler. Çünkü yani ya resesyon ya stagflasyon ikisinden bir tanesini seçmek durumunda kalacaklar diye düşünüyorum. Çünkü ciddi anlamda özellikle pandemi krizinden çıkışla birlikte hiçbir merkez bankası Rusya-Ukrayna savaşına hazırlıklı değildi. Rusya-Ukrayna savaşı maalesef bütün dengeleri bozmuş durumda. Emtia fiyatlarında çok ciddi yükselişe yol açtı. Özellikle enerji emtialarındaki enerji emtiaları birçok emtianın da maliyetini etkileyen ve dolayısıyla da fiyatını etkileyen bir emtia grubu. Bu da ciddi yükselişler oldu. Keza tarım emtialarında ciddi yükselişler yaşadık. Endüstriyel metallerde başta nikel olmak üzere beklenmedik fiyat hareketleri oldu. Bu da dolayısıyla enflasyonu da tetikler nitelikte oldu. Şimdi tabii bu kadar beklenmedik fiyat artışları maalesef merkez bankalarının da planını bozmuş durumda. İşte 0.25'leri konuşurken veya senede 3 faiz artırımını konuşurken şimdi 4'ü, 5'i, 6'yı konuşur duruma geldik. 0.25 baz puanı konuşurken 0.50'ler konuşuluyor. Bence 0.75'ler hatta sene sonuna doğru belki de 100 baz puanları konuşuyor olacağız. Çünkü yılın ikinci yarısında enflasyonist etkileri çok daha fazla hissediyor olacağız. Çünkü yüksek artışlar birazcık arkadan geliyor. 3 ayda son tüketiciye yansıması belki bunun 6 ayı bulacak. Yılın ikinci yarısı herkes için birazcık daha zor geçecek. Emtia grupları için de zor geçecek. Çünkü ekonomik büyüme endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor olacak. Artan enflasyon oranları Merkez Bankası üzerinde baskı oluşturuyor olacak. Biz halk olarak ise maalesef yüksek enflasyon altında bunu birebir yaşıyor olacağız. Bir de Çin'e ayrı bir pencere açacak olursak, orada da artan COVID vakalarını takip ediyoruz bugünlerde ve bununla birlikte Devlet Başkanı Xi'den de bir altyapı vaadi geldi. Büyüme beklentileri de sert bir şekilde aşağı yönlü revize ediliyor. Bu çerçevede Çin'i nasıl ele almak lazım sizce ve Çin tarafında da firmalar, şirketler Rusya'ya özellikle yaptırımlar konusunda daha çekimser davranırken bugün bir drone üreticisi şirketin hem Rusya hem Ukrayna'da operasyonlarını durdurduğu haberini takip ettik. Şu anda nasıl şekilleniyor sizce Çin açısından yaklaşımlar ve stratejiler? Tabii ki Çin öyle 6 aylık 1 senelik programlar yapan bir ülke değil. Yani planlarını 10 yıllara yayan bir ülke. Bu anlamda da ekonomik büyümeye yönelik açıklamaları da vardı. Bu açıklamaları ben de okudum. Fakat şöyle bir durum var. Maalesef Çin ekonomisinin büyümesi de yavaşlıyor. Burası bir gerçek. Yani küresel büyüme yavaşlarken Çin ekonomisinin büyümesini bekleyemeyiz. Çünkü Çin'in ihracatı aynı zamanda küresel ekonomiye de bağlı. Özellikle Amerikan ekonomisine oldukça bağımlı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi, öncü niteliğinde göstergeler var. Maalesef son gelen veriler de Çin tarafında Çin ekonomisinin büyümesinde yavaşlamaya işaret ediyor. Tabii ki bu kapamalar bunun bir miktar daha hızlanmasına yol açacaktır. Ekonomik büyüme bir miktar daha yavaşlayacaktır. Belki beklentilerin altında yavaşlama gelecek. Maalesef bu da küresel anlamda talebi etkileyen unsurlardan bir tanesi. Belki bir miktar emtia fiyatlarında geri çekilme göreceğiz. Bu da enflasyonu baskılar nitelikte olacak ama hala çok ciddi fiyat artışları mevcut. Bu artışların da taleple birlikte bu kadar kısa sürede geri çekilmesini çok fazla beklemeyiz. Çünkü
Sizin de belirttiğiniz gibi Çin'de kapamalar yaşanıyor. Uzak Doğu'da kapamalar yaşıyoruz. Maalesef bu da bazı emtia gruplarındaki Çin önemli emtia üreticilerinden ve tüketicilerinden de bir tanesi. Uzak Doğu'da önemli emtia üreticileri var. İşte nikelde Endonezya örneği veya kahvede Tayvan örneği, Tayland örneği. Tabii ki bunlar bu emtia gruplarında tedarik zinciri sıkıntılarına yol açacak. Diğer taraftan kapamalar nedeniyle Şangay Limanı'nda çok ciddi gemi beklemeleri var. Yani tekrardan tedarik zinciri sıkıntılarını konuşur olmaya başladık. Gemi navlun fiyatları ciddi anlamda artmış durumda. Bu da tabii ki küresel tedarik zinciri sıkıntılarını yeniden gündeme getiriyor. Evet, küresel büyüme nedeniyle, endişeleri nedeniyle bir yavaşlama bekliyoruz. Fakat bu küresel büyüme endişeli de yavaşlama emtia fiyatlarını aşağı çekmezse merkez bankalarının bütün planlarını bozmuş olacak. Burada da Çin'i öncü gösterge olarak almamız lazım. Çin'deki yaşanacak gelişmeler maalesef şu anda küresel ekonominin bütün dinamiklerini değiştirecek durumda. Merkez bankalarının da ben Çin'deki gelişmeleri çok dikkatli izlediğini düşünüyorum. Çünkü çok iç içe geçmiş ekonomiler. Emtia'dan gıda tarafına da bir başlık atacak olursak, şu an savaş kaynaklı haberlerin emtia'da gıdada da yine artışa yol açtığını takip ediyoruz. Afrika'daki savaşın da yine burada artışlara sebep olduğunu biliyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının zaten etkilerini takip ediyoruz. Gıda tarafında özellikle mısır ve buğdaydaki artışı nasıl yorumlamak lazım ve gıda emtialarındaki bu yansımaları başka hangi başlıklarla bağdaştırabiliriz bu noktada? Önümüzdeki dönem beklentileriniz nelerdir? Aslında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın buğday ve mısır üzerinde net etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle buğday fiyatları üzerinde ciddi yükselişe ulaştı. Çünkü Rusya-Ukrayna dünya buğday ihracatının yaklaşık %30'unu gerçekleştiriyor. Tabii ki buradaki endişeler buğday fiyatlarına net olarak yansıdı. Mısır fiyatlarında da net bunun yansıdığını söyleyebiliriz. Rusya'nın her ne kadar ihracatı düşük olsa bile Ukrayna tarafında, Mısır tarafında önemli oyunculardan bir tanesi. Bu Mısır ekili alanların azalacağı endişeleri, sonradan ihracatın azalacağı endişeleri Mısır fiyatlarında yükselişe yol açtı. Bir de Mısır tabii ki endüstriyel alanda oldukça fazla kullanılan bir ürün. Mısır üretiminin yaklaşık %60'ı endüstriyel alanda kullanılıyor ve biyodizel üretiminde kullanılıyor. Tabii petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmış olması burada mısır talebini de arttırdı biyodizel üretimi için. Çünkü üreticiler biyodizel üretimini tercih eder hale geldiler. Bu da fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Şimdi tabii ki buradaki savaşın dengelenmeden veya bir anlaşmaya varılmadan fiyatlarda anlamlı bir geri çekilme beklemek zor ama geçtiğimiz hafta içerisinde Uluslararası Hububat Komisyonu yeni üretim tahminlerini açıkladı. Bu da gelecek sezona yönelik ilk üretim tahminleri olması açısından önemliydi. Bu yüzden belki kısaca değinmekte fayda var burada. Örneğin buğday tarafında Rusya-Ukrayna savaşı olmasına rağmen, ekili alanlara yönelik birçok soru işareti olmasına rağmen burada buğday üretim tahminlerinde çok fazla bir değişim görmüyoruz yeni sezona yönelik. Sadece 1 milyon tonluk bir düşüş bekleniyor yeni sezonda. Bu önemliydi. Asıl dikkat çeken nokta tabii ki ticarete yönelik beklentilerdi, tahminlerdi. Dünya ticaretinde aslında rakamlarda da bir değişme beklenmiyor. Bu da bize aslında Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin kısa dönemde etkili olabileceğini ama orta ve uzun vade aslında çok da fazla fiyatlar üzerinde ve arz talep üzerinde bir dengesizliğe yol açmayacağını gösteriyor. Bunu da şöyle de okuyabiliriz. Eğer Rusya-Ukrayna savaşında bir anlaşmaya varılırsa burada buğday fiyatlarında hızlı bir geri çekilme görme olasılığımız çok yüksek. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Stoklar tarafında sadece bir miktar buğday tarafında düşüş bekleniyor ama bu da çok makul düzeyde bir düşüş. Bu anlamda ben Rusya-Ukrayna savaşının çözülmesi durumunda buğday fiyatlarında hızlı bir geri çekilme, 900 dolar seviyelerinin altında hatta 800'lere doğru hızlı bir geri çekilme olabileceğini düşünüyorum. Mısır tarafında ise Mısır tarafında bir miktar daha farklı. Çünkü Ukrayna konuştuğumuz gibi biraz önce söylediğim gibi Mısır tarafında daha önemli bir oyuncuydu. Özellikle doğu tarafı Ukrayna'nın. Tabii bu bölgede savaş olması nedeniyle Mısır ekili alanları bir miktar azalacak. Üretimde bir miktar düşüş bekleniyor. Yaklaşık 13 milyon tonluk bir düşüş bekleniyor. Bu anlamda petrol fiyatlarının yüksek kalması, Rusya-Ukrayna savaşı, mısır fiyatlarının bir miktar daha göreceli olarak güçlü kalmasına yol açabilir önümüzdeki dönem içerisinde de. Burada belki bir parantez tarım emtiaları içerisinde pamuğa yer açabiliriz. Pamuk da
küresel gelişmeleri, küresel ekonomiye oldukça duyarlı, ekonomik gelişmeleri oldukça duyarlı bir emtia. Burada küresel büyüme endişeleri önümüzdeki dönemde özellikle pamuk fiyatlarında bir miktar satış baskısına yol açabilir ki pandemiden çıkışla birlikte ciddi bir yükseliş göstermişti. Tekstil sektöründen ciddi bir talep vardı, bir toparlanma yaşanmıştı. Fakat küresel büyüme endişeleriyle beraber artık belki de pamuk tarafında, pamuk fiyatlarında zirve seviyeleri görmüş olabileceğimizi düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında pamuk tarafında, pamuk fiyatlarında bir miktar geri çekilme olasılığımız daha yüksek diyebilirim. Bir ihtimalin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Genel olarak tarım emtialarında bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Eğer vaktimiz varsa birkaç şeker ve kahveye de kısaca değinebilirim. Fakat vaktimizin maalesef sonuna geldik. Ama ayrı bir programda o tarafı da irdeleriz önümüzdeki günlerde. Zafer Bey, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerli analizleriniz için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerleydi değerli izleyenler. Burada noktalıyoruz küresel bakışı. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.